Sözelci bir insanla bu bölümü okuyabilir. İtalya'yı kazandım ama hibe imkanlarından dolayı gidemedim. Yani bireysel olarak kendimizi geliştirmemiz daha önemli. Geleceğin Eğitim Kanalı Paraf Akademi'den herkese selamlar. Öğrenci gözüyle de bugün Esma ile birlikteyiz. Esma, öncelikle programımıza hoş geldin. Hoş buldum. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Esma. Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Maliye 3. sınıf öğrencisiyim şu anda. Bu kadar. Esma, peki bu bölümü neden tercih ettin? Neden maliye? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle sınavlarımız açıklandıktan sonra tercih dönemine kadar maliye hakkında bir bilgi sahibi değildim. Maliye bölümünü bu şekilde araştırdım. Ve sonradan yatkın olabileceğimi düşündüm. Bu bölümü seveceğimi düşündüm. Günlük hayatımda da dahil olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden tercih ettim. Şu an memnun musun peki bölümü tercih ettiğin için? Evet, şu an bölümümü seviyorum. Gayet memnunum. Okumaktan zevk alıyorum. Peki maliye ne oluyor tam olarak? Nedir? Şimdi maliye, kamu ile ilgili işlerin yürütülebilmesi için devletin gelir ve giderlerini takip eden, bunları düzenleyen kurallara maliye diyebiliriz. Şu an hangi dersleri alıyorsun? Ne tip dersler alıyorsunuz bu bölümde? Şimdi hem kamu ilgilendiren, hem iktisat, hem hukuk, hem de muhasebe derslerini alıyoruz. Aslında çok kapsamlı diyebilirim. Şimdi aslında okuldan okula bu derslerin yoğunluğu değişebiliyor. Ama Marmara Üniversitesi'nde hepsinden eşit bir şekilde alıyoruz diyebilirim. Bir hukukçu kadar hukuk derslerini alıyoruz. Muhasebeci kadar da muhasebe dersleriyle ayrıntılı uğraşıyoruz. Ve iktisat bölümünün dersleri kadar da ayrıntılı bir şekilde işliyoruz. Ama dediğim gibi bu bazen okuldan okula değişebiliyor. Örneğin Ankara Üniversitesi'nde bu kamuya yönelik öğrenciler yetiştirdikleri için orada mesela daha çok kamu derslerine ağırlık veriyorlar. Ama Marmara Üniversitesi'nde bu hepsi eşit şekilde dağılıyor diyebilirim. Peki şu çok merak edilen bir soru oluyor genelde. Matematikte çok fazla haşır neşir oluyor musunuz? Yani sayısalcı değil de sözelci biri de bu bölümü okuyabilir mi sence? Evet, hani sözelci bir insanla bu bölümü okuyabilir ama matematik derslerini daha çok bir ve ikinci sınıfta görüyoruz diyebilirim. Çünkü istatistik derslerimiz var. Genel matematiği de görüyoruz. Ama bir hani sosyoloji bölümü kadar da sözel altyapı gerektirdiğini düşünüyorum. Yani tam olarak bir eşit ağırlık bölümü diyebilirim. Yani bölümünüz o zaman eşit bir şekilde dağıtılmış dersleri, değil mi? Bir öğrenci gözüyle sana soruyorum. Sence bu bölümü hangi tip öğrenciler tercih etmeli? Neleri sevmeli, neleri sevmemeli? İlk önce finans alanlarına, muhasebe alanlarına, bununla alakalı içerikleri okumayı seven, bu bölümleri merak eden, yani araştırmayı seven insanlar gayet bu bölümde rahatlıkla okuyabilir. Bunlar ilgi duyarlarsa bölümü sunduklarından son derece memnun olabilir. Şimdi ekonomi var, iktisat var, işletme var, bir de maliye var. Bunların hepsi birbirlerine çok benzer ve kopma alanlar bildiğim kadarıyla. Maliyenin tam olarak bu bölümlerden farkı ne oluyor peki? Şöyle ki hani iktisat, işletme, maliye genellikle bir okulun aynı fakültesinin altında bulunuyor. Marmara Üniversitesi'nde maliye bölümü iktisat fakültesinin altında. Yine karşılaştırma yapacağım. Örneğin siyasal bilgiler fakültesinde açılan bir maliye bölümü. Dediğim gibi Ankara Üniversitesi. Bu üniversite daha çok kamu ve hukuk dersleri ağırlıklı sunuyor. Doğal olarak mezunları da bu alanda rahatça istihdam ediliyor. Ama Marmara'da maliye hani iktisat fakültesi altında hem özel hem kamuya mezun verdikleri için yani aslında tüm derslerin karışımını görüyoruz. Yani bunlardan özellikle şu farkı var diyemem. Daha çok dediğim gibi ders farkımız oluyor. İlgi alanlarımız bu şekilde ayrışmış oluyor. Şimdi ben sınavlarınızdan biraz da bahsetmek istiyorum. Vizeleriniz ve finalleriniz zor oluyor mu? Nasıl gerçekleşiyor? Şimdi finallerimiz tabii ki de vizelere göre her zaman bir tık daha zor olabiliyor. Konulara dağılarak ve bu konu biraz da hocalara bağlı. Yani çok zor geçmek çok zor diyemem ya da çok kolay rahatlıkla hani okullara gitmeden derslerimizden geçiyoruz da diyemem. Daha çok hocalarımızın biraz inisiyatifine bağlı ama elbette ki dediğim gibi çok yani kapsamlı ders gördüğümüz için çalışmak gerekiyor. Peki sana Marmara Üniversitesi'nin imkanlarından bahset desem, üniversiten sana ne gibi imkanlar sağlıyor? Şimdi ilk önce konumundan bahsetmek istiyorum. Benim okuduğum fakülte İktisat Fakültesi Göztepe Kampüsü'nde. Marmara'nın hem en merkezi diyebilirim, başka fakültelerinde bulunduğu konumu fazlasıyla merkezi. Hem de bölüm için yan dal çap imkanları mevcut. Aynı şekilde Erasmus ya da Farabi programlarına da destek sunuluyor. Hem de dediğim gibi Marmara Üniversitesi hem kamuya hem de özel sektör için altyapı hazırlıyor ve bu
alanlarda bilgi sahibi olan hocalarımızla çok rahat bir şekilde iletişime geçip kendi kararlarımızı da vermemize yardımcı oluyorlar. Bu şekilde diyebilirim. Sen hiç bu imkanlardan faydalandın mı peki, Erasmus, CAP vesaire? Geçen sene Erasmus sınavını kazandım ama bölümlerle alakalı, yani her bölümün anlaştığı ülkeler farklı. Bizim bölüm için bu biraz kısıtlıydı. Sadece iki ülkeydi. Bulgaristan ve İtalya'ydı. Bu yüzden çok yüksek bir puanlarla birinci ve ikinci olmanız lazım gitmeniz için. Ama mesela iktisat bölümünde ya da herhangi bir öğretmenlik bölümlerinde 10 tane anlaşılmış ülke var. Bu imkanlar daha kolay gitmenize sebep olabilir. Ama Marmara Üniversitesi için, maliye bölümü için bu kısıtlı diyebilirim. Kazandım, İtalya'yı kazandım ama hibe imkanlarından dolayı gidemedim. Peki bu bölümü sence yüksek lisans olarak mı yoksa lisans okumak mı daha mantıklı? Sen neyi önerirsin şu anda? Ben lisans olarak okumayı daha mantıklı buluyorum. Çünkü lisans, yani 4 sene bu bölümü okuyup, yani her şekilde bunu öğrenip sonra yüksek lisans için daha çok ilgilendiğim bölümlerde yüksek lisans yapmak daha mantıklı geliyor bana. Yani karma bir bölüm olduğu için bunu lisans olarak okumak daha mantıklı. Sen üniversiteyi bitirdin artık, iş serüvenine atıldın. Bir maliye mezunu olarak nerelerde çalışabiliyorsun? Hangi sektörlerde çalışabiliyorsun? Özel sektör için finans muhasebe alanlarında daha rahat iş bulabiliyoruz. Ama kamuda da mali müfettiş olabiliyorsun, idari hakimlik, kaymakamlık gibi bölümler daha çok istihdam ediliyor ve bunlar için de işte KPSS sınavlarını kazanıp böyle devlete atılabiliriz. Ama hani özel sektörü düşünenler için rahat bir şekilde finans alanında iş bulabiliriz. Peki iş hayatında ekonomi, işletme, iktisat, maliye, bunların hepsi birbirlerine benzer alanlarda çalışıyorlar bildiğim kadarıyla. Bu anlamda sence iş bulmak zor olur mu? Şöyle, aslında dediğimiz gibi iktisadi idari bölümler fakülteleriyle çok benzeriz ama bunun getirdiği bir şey de, yani çok fazla alan var, çok fazla istihdam alınıyor, hani iş imkanı sunuluyor. O yüzden bizim, yani bireysel olarak kendimizi geliştirmemiz daha önemli. Çok mezun verilen bir üniversitede benim bir farkım olursa daha rahatlıkla iş bulabilirim. Evet, ben de bundan Yani bahsedecektim. kendini geliştirmek daha mantıklı. Evet. Ben de bundan bahsedecektim tam. Rakipleriniz çok fazla bu anlamda. Sen rakiplerinden farklı olarak ne yapıyorsun? İngilizcemi geliştiriyorum. İngilizce hakkında daha fazla kendimi geliştirmek için çaba sarf ediyorum diyebilirim ve finansal okuryazarlık çok önemli. Bölümüne ilgi duyan birisi de sürekli bunun hakkında araştırma yapıp kendini geliştirmesi lazım. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Hem İngilizce hem de dediğim gibi okul dışında araştırma yaparak, okuyarak kendimi geliştiriyorum diyebilirim. Bu bölümü tercih edecek arkadaşlarımıza neler tavsiye verirdin? Şöyle diyebilirim. Bu bölümü seçmeden önce bu bölümü sevebilecek miyim ve bu bölümü yapabilecek miyim? Bunlara ilgi duyabilir miyim? Bunları düşünmeleri gerekiyor. Dediğim gibi mesela finans alanına çok ilgi duyan birisi hukuk derslerini de alacağını bilmeli ve hani bunların üstesinden gelebilir miyim diye düşünmeli diye düşünüyorum. Yani bu bölümü tercih ederek arkadaşlarımız çok kapsamlı bir ders içeriği olduğunu bilmeli ve buna göre hazırlanmalı, buna göre seçmeli. Ve en az yani son sınıfa gelmeden hangi bölümde uzmanlaşacağına karar verip o şekilde ilerlemeli. Şimdi sana son olarak 5 tane kelime söyleyeceğim ve bu kelimeler sende neler çağrıştırıyor? Başlıyorum. Birinci kelime Tamam. mutluluk. Direkt olarak sevinç diyebilirim. Gülüş. Evet, direkt eş anlamlısını söyledim. Evet, gülüşmek. İnsan. Duygu ve mantığı sürekli karıştırabilen bir insan diyebilirim. Umut. Gelecek. Vizeler. Uykusuzluk. Gözaltı morlukları. Gençlik. Gençlik bana şu anda kaygıyı çağrıştırıyor. Esma'cığım, programımıza katıldığın için teşekkür ederiz. Eğitim hayatında Rica ve iş ederim. hayatında da başarıların devamını dilerim. Çok teşekkür ederim ben. Hoşça kal.